Kayıt başladı zannedersem. Herkes hoş geldi. Bugün gene Microsoft Türkiye'den Mustafa Aşiroğlu'nu misafir ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz kendisi de bize katıldığı için. Bugünkü konumuz Copilot. Evet, kısaca tanıtmak gerekirse kendimizi ben Halil Güngör'müş. Microsoft MVP Power BI. İstanbul blog sitesinde uzun süredir teknik yazılar yazıyorum. Bilgimi paylaşıyorum. Mustafa <laughs> sözü sana bırakıyorum. Tamamdır Halil. E, selamlar herkese. Ben de tanımayanlar için çok kısa kendimi tanıtayım. İsmim Mustafa. Ben de yaklaşık e, 9 senedir Microsoft'tayım. E, uzunca bir süre 4BI tarafında da teknik danışmanlık e, rolünde çalıştım. Şu anda da teknoloji merkezinde Microsoft Teknoloji Merkezi'nde teknik mimar olarak çalışıyorum. Herkese selamlar. Bayağı bir katılımda gittikçe artıyor. Evet ben yardımcı olacağım. Eğer bitap sırasında son 10-15 dakikayı soru cevaba bırakacağız. Eğer aralarda sorunuz olursa lütfen chat ekranına yazın. Ama son 10 dakika mikrofonlarımızı açarak da sorularımızı sorabiliriz. O zaman ben yavaş yavaş ekranımı paylaşayım. Tamam. Hemen görüyorum. Evet. Ekranım geldi sanıyorum. Evet, görüyoruz. Ee, şimdi aslında bugünkü konumuz ne? Eee Copilot. E, Copilot'tan kastımız Microsoft'un çok fazla Copilot'ı var. Eminim hepiniz duymuştur. Konunun biraz geçmişinden bahsederek başlayayım. Eee Copilot ifadesi ne zaman dilimize girdi. Aslında her şey OpenAI ile Microsoft'un işbirliği ile başlıyor. Microsoft uzunca bir süredir zaten kendisi de Power BI içerisinde doğal dille ilgili belli özellikler sunuyordu. Bir Q&A özelliği vardı. Belki 7-8 seneyi geçmiştir o özelliğin sunulması. Ama hiçbir zaman istediğimiz noktaya gelemiyordu. Çünkü bir geliştirme çok e, zahmetliydi. Sadece İngilizce destekliyordu. Türkçeyi yapamıyorduk. Başka başka limitler vardı. OpenAI ile birlikte gelen GPT yetenekleri artık konudaki dil bariyerlerini ortadan kaldırdı. Başka konuları ortadan kaldırdı. Artık bir şeyleri anlama, düzgün cevap verme ihtimalleri olasılıkları o kadar arttı ki eksponansiyel bir şekilde. Bir anda biz de Microsoft olarak ne yaptık? Bütün ürünleri dönüştürmeye başladık. Dedik ki hepsine bu, bu akıllı yeteneği yani doğal dille konuşma konuşulan sorulan soruya cevap verme yeteneğini bütün ürünlere ekleyebiliriz dedik. Word'de artık Tarif ediyoruz, cevap veriyor, özet çıkartıyor. PowerPoint'te sunum hazırlıyor. GitHub'da kod yazıyor. Power BI'de de tabii ki ne yapmasını bekliyoruz? Bir rapor hazırlamasını bekliyoruz. İkincisi de yaptığımız e, raporlara soru sorup bir son kullanıcının bu sorulardan cevap almasını bekliyoruz. Bu senaryolar farklı farklı şekillerde aslında şu anda e, sunuluyor. Şimdi bugün konumuz ne olacak? Daha çok Power BI Copilot ve Fabric Copilot. Fabri'yi de daha önce duymayanlar olabilir ya da detayını bilmeyenler olabilir. O yüzden Fabri'yi de biraz daha detaylandırıyor olacağız. Ee, ama genel olarak bu gördüğünüz bu arada şu anda ekranda gördüğünüz slide yüzlerce e, copilot'ı görüyorsunuz. Microsoft'un duyurduğu her bir ürünün içerisinde şu anda copilot var. Bunu bir feature eklemesi gibi düşünün. Bir özellik eklemesi aslında. Ve ürünün normal çalışma şekline ek fonksiyonlar getiriyor. Ee, şimdi Birlikte bir zoom yapalım. Birazcık daha konunun Power BI kısmına bakalım. Sonrasında da Power BI'den zoom out yapıp Fabri'ye giriş yapacağım. Sorular olursa lütfen chat'ten sorun. Halil de chat'e bakıyordur diye düşünüyorum. Ee, sen paylaşırsan çok güzel olur. Hiç sonu beklemeyin sorular için. Direkt interaktif gidelim ki soru işaretleri giderek ilerleyelim. Diyeyim ve yavaş yavaş detaylara girelim. Şimdi Power BI içerisindeki Copilot Birkaç farklı personeye destek oluyor. Bunlardan birisi rapor hazırlayan developer kullanıcı ki yüksek ihtimalle şu an bu toplantıdakilerin de büyük bir kısmı developer taraftadır. Yani Power BI'ye e, gerçekten Power BI ile uğraşan ekiptir diye düşünüyorum. Önce onlardan başlayacağım. Sonrasında da biraz daha son kullanıcı tarafında neler yapılabilir ya da neler sunuluyor onlara geçeceğim. Birinci kısım rapor oluşturma kısmı. Burada halihazırda bir modeliniz varsa, bir data modeliniz varsa bu modelin üzerinden sıfırdan bir rapor yapmanıza izin veren bir yapı var. Nasıl çalışıyor? Önce bir videodan görelim sonra canlısına da bakarız. Sağ tarafta bir veri modelim var. Bu veri modelin içerisinde işte measure'larım var, tablolarım var. Burada İngilizce isimlendirilmiş. Güzel ama şey de önemli burada. Anlaşılır isimler verilmiş. Managers denmiş, projects denmiş, demographics denmiş. Tablo isimleri de anlaşılır. Muhtemelen sütün isimlerine birazdan bakacağız. Onlar da anlaşılır. Bu önemli, önemli bir detay. Çünkü yapay zekanın bir yerden bir anlam çıkartması, benim sorduğum şeyin cevabını bulabilmesi için doğal dille anlaşılabilir şeyler olması kritik. Alt tire de koyabilirdim bu arada. Sıkıntı yok ama mesela employee to operations alt tireyle ya da bitişik olması benim için bir sıkıntı değil. Ama onun yerine burada EMP diye bir şey olsa bu EMP'nin ne olduğunu Tahmin etmesi düşük bir olasılık olduğu için haliyle Copilot güzel bir rapor yapamayacak ya da anlayamayacak benim istediğim şeyi hep şey gibi düşünmek gerekiyor karşıda gerçek bir insan var ben bu insana bunu versem yapabilir mi yoksa dönüp bana sorar mı yapay zekada gpt ile zaten benzer bir şekilde bize tepki veriyor eğer anlaşılır olmasaydı bu sütün başlıkları isim başlıkları bana ee, istediğim cevabı veremeyecekti. Bu veri modeli burada olduğunda hemen şunu öneriyor. Diyor ki ben senin datana baktım. Datanın içeriğine göre şunlar yapılabilir duruyor. Bu veri kümesinden işte işe alımlarla ilgili trendlere bakılabilir. Ekipler arasındaki e, attrition rate'in işten ayrılmaların karşılaştırması yapılabilir gibi bana önerilerde bulunuyor. Ben istersen bunlardan birisini seçiyorum. Diyorum ki birinci konuyu seçtim. Bunun raporunu yap. Rapordan kastım orada sayfa sayfa aslında. Bir sayfayı tasarlıyor. Ya da Beğenmediysem onun önerdiği şeyi kendim yazıyorum. Gelip diyorum ki bana bir sayfa yap. İşte içerisinde şunlar olsun. İşe alımlarla ilgili son 12 ayın verisi olsun. Employment type'a göre kırılım kesin olsun. Yaş kırılımı kesin olsun. Pozisyon tipi ve rol olsun diyorum. Belki bir de şey diyebilirdim. Yukarıya bir de şu filtreleri koy vesaire. Zaten söyledi galiba. O yüzden yukarıya o iki filtreyi koydu ve bir rapor yaptı. Raporun tasarımını beğenmediysem diyorum ki adjust edelim ve layout'unu değiştirmek istiyorum. Mesela bu e, raporun tasarımı çok fazla görsel kullanmış. Görsel sayısını azaltıp biraz daha trend, bol, bol trendli bir ekran yapmak istiyorum. O yüzden ne yaptı? Hep x ekseninde tarih olan görselleri seçti ve bir görüntü elde etti. İstersem değişiklikleri isteyebilirim chat penceresinden sağ taraftan ya da bir soru sorabilir mesela diyorum ki attrition rate çok artmış bana bunu açıkla hemen yeni bir sayfa oluşturup burada key influencer görselini kullanarak bir detay sayfası yapabiliyor. Bunların bazılarını uygulamalı bir şekilde göstereceğim bazıları henüz private preview'de olduğu için deneyemiyoruz da ee, ama parça parça private preview'de olup deneyebildiklerimiz de var onları da göstereceğim aşama aşama. Bana bir bu şekilde açıklamalar yapıp yeni bir sayfa tasarlayabiliyor. Bence en can alıcı özelliklerden birisi şu an gördüğünüz henüz ben de deneyemedim çünkü bize de sunulmadı ama bir raporun tasarımını başka bir rapora benzer hale getirme. Yani benim bir raporum var belki Copilot'a yaptırdım ya da başkası yaptı bunun tasarımını git diyorum şuna benzer hale getir. Temayı alıyor renkleri fontları alıyor ve layout olarak da işte filtreler alttaysa burada da filtreleri alta koyacak şekilde bir layout tasarlıyor. Dolayısıyla çok kullanışlı bir özellik olur diye düşünüyorum. İstediğimiz noktaya ulaştığında. Bir diğer konu e, narratif yazma konusunda yine destek isteyebiliyoruz. Zaten vardı bir narratif feature'ı ama bu kadar e, tabii ki elelem olmadığı için biraz daha rule base'e yakındı. Microsoft'un kendi e, naratif e, modeli çalışıyordu. Şimdi OpenAI ile boost edildi. İkisi birbiriyle biraz harmanlandı ve e, farklı dillerde de Türkçe dahil ben bir narrative yazmasını isteyebiliyorum. Ve gayet güzel bir şekilde yazıyı yorum şey grafikleri görselleri yorumlayabiliyor. Bunun da yine bir örneğini birazdan göstereceğim. Developer tarafında bir diğer özellik de Eee yazma konusu. Measure yazarken de Power BI Desktop'ta quick measure'ın altına geldi bu özellik. Şöyle bir, bir yerlerde bulabilirsem. Şuradan geliyorum. Bir tane measure Daha doğrusu buradan değil. Şeye gidelim. Model görünümüne gidelim ve burada da göstermiyormuş. Çok güzel. Mecbur. Ne, ee, quick quick, measure, aynen. quick gideceğim de. Bu arada e, ekranda Arçelik falan görüyorsunuz, yanlış anlaşılmasın tamamen uydurma bir data, o yüzden e, rahatlıkla gösteriyorum. E, dummy olarak oluşturulmuş, zaten şeyden de açığa çıkıyor, cinsiyet dağılımından filan e, dummy bir data üzerinden örnek göstereceğim. E, şimdi burada ben bir tarihte bulunduğumda bana işte Total Sales for Canada this year dediğimde hatta deneyelim. Zaten daha önceden olan e, Q&A'in çalıştığını arkada fark ediyoruz. Çünkü altını bazı metinleri çiziyor. Bu biraz daha akıllı. Neden? Yazdığım şeyin birebir karşılığını şeyde bulamazsa da elelemin yeteneklerini kullanarak bir şekilde cevap oluşturmaya çalışıyor. Şu an bir minder bulamadı. Buraya sonra geleceğim tekrar. Bunu biraz daha şeyini de konuşacağız hani şu andaki limitlerini de konuşacağız önce bir tekrar sunuma döneyim beklediğimiz fonksiyonu göstereyim sonrasında da birkaç farklı şekilde nasıl kullanabiliyoruz ona geçeceğim bir bu query editör özelliği ee, yine yeni gelen preview olarak açmanız gereken bir özellik oldukça kullanışlı query editör bu şeyden bağımsız copilot'tan bağımsız bir özellik kullananlarınız vardır. Bilmeyenler için şu aslında. Şuraya bir Dax Query Editor arayüzü geldi. Ve burada Dax Query'leri yazıp preview yapabiliyorsunuz. Çalıştırabiliyorsunuz. Biraz daha Dax Studio kullananlar varsa oradakilere benzer fonksiyonlar var. Yazdığınız major'ları formatlayabiliyorsunuz. Bütün major'ları derli toplu görebiliyorsunuz. Bence en can alıcı özelliklerden birisi. Ve e, bütün major'ları toplu gördükten sonra da bu şekilde bir sorgu olarak Bakın bütün major'ları bana tek tek gösterdi toplu olarak Ctrl F ile bir find işlemi yapabilirim. Hatta Ctrl H ile replace işlemi yapabilirim. Dolayısıyla da ben şey diyebiliyorum. Git bunu sum değil çok hızlı bir şekilde bir sürü micri editleyebiliyorum. Diyorum ki bunun 2 ile çarpılması lazım. Bunun da 2 ile çarpılması lazım. Şurada da end yanına şu gelmesi lazım. Kendinden eminsem normalde çünkü her bir micri eklediğinizde apply dediğinizde ne yapıyor? Bir bekliyor. Uyguluyor çünkü. Ben şu an toplu olarak değiştirdim. Ve Override major ya da modeli override dediğimde, update model dediğimde yaptığım değişiklikleri modelin üzerine uygulayabiliyorum. Dolayısıyla da bulk işlem yapmak için e, ve böyle Ctrl F ile toplu olarak text, text bazlı olarak bütün majorları yönetmek için güzel bir özellik. Copilot'tan bağımsız. Şimdi buraya ne geliyor? Buraya artık yeni bir major yazarken... Buraya gelip comment yazmaya başlayacağım. Şu an bende aktif değil diyebiliyorum bu arada ama. Sum of deneyelim. Yok şu anda akıllı bir davranış yok. Buraya ne gelecek işte? Ben buraya yazdıkça Türkçe ya da İngilizce herhangi bir koment. kitap Copilot'ta olduğu gibi. Ben diyorum ki profit marjini hesapla dediğimde kendisi profit marjinin bir bölmeyle elde edileceğini de bildiği için genel know-how olarak otomatik olarak bu major'ın tanımını şu gördüğünüzü yazabiliyor olacak ve ben bunu kaydet dediğimde de yeni bir mic olarak otomatik buraya ekliyor. Tabii çok daha kompleks DAX formülleri için e, her şeyi yapacak mı? Şu anda gördüğümüz o kadar kompleks şeyleri yapmıyor. Halil sen de paylaşırsın zaten Quick Manager hiç yapmıyor ama e, gittikçe de burası gelişecek. Kompleks bir talepte bulunduğumda. Bu arada kompleksliğe göre değişir. Yani standart calculator'dır, lookup'tır, bir şey hesaplamaktır. Bunları kesin yapar ama çok atraksiyonlu şeyler işte ne bileyim bir ara tablom var. O tablodaki selection'a göre başka bir şey yapmam gerekiyor. İterasyona sokacağım oradan gelen response'u values'la alacağım vesaire. Kompleks bir DAX işlemini tek hamlede yaptırmamız zor olur. Ama şey bence çok güzel. Ee, en büyük sıkıntılardan biriydi. Ben en azından DAX major yazarken işte bir values formülü yazıyorum. Onun sonucunda çıkan ara şeyi görme ihtiyacım var. Bir major'ın sonucunda çıkan ara tabloyu. Bu görüntüde onu da yapabiliyorsunuz. Çünkü parça parça yazıp evaluate edip bunun sonucunda bir tablo çıkıyor. 3 sütunlu. Güzel. Buna yeni bir sütun ekleyelim. Onu yaz. Sonra bu tabloda her bir satır için git şunu yap diye. Aşama aşama yaparak bir yandan da yukarıda destek alarak şeyden e, Copilot'tan ilerlemek bence güzel bir deneyim olacak. Her şey için Google'a gitmek bilmeyen birisi için ya da bir yerlerde aramak yerine e, bir nevi aslında search yapmış olacağım. Halil var mı bu ekleme? Kısaca bir ekleme yapayım. Ya şu anki durumu Dört ay öncesine göre daha iyi Dax metrikleri hı. konusunda vesaire falan ama e, şahsi fikrim hala çok temel metrikleri yazmaktan çok fazla öteye gidemiyor. Eğer bu prompt tarzı yeteneğini biraz geliştirebilirse o pilot tarafına belki yazabilir. Dax öğrenmekten çok kaçış yok. Hı hı. E, bu ayki güncellemelerde de Visual Calculations diye bir şey çıktı. Fikir güzel, şahane bir yere kadar da çalışıyor ama, ama ilk, çıkış, ilk çıkış şeyi sıkıntılı <laughs> feature set zayıf biraz açıkçası Hı -hı. ama şey ChatGPT'ye 4 ay önce soru sordum ben temel bir soru fonksiyon uydurdu ama şahane açıkladı ama daha geçen gün sordum benzer bir soru bu sefer doğru bildi gibi. Hı -hı. Ya zaten yeah. burada evet hep bir e, ilerleme söz konusu. E, tabii ki müşteriler bazen hata alıyor, bazen istediğinin cevabını alamıyor. Bütün dünyada bu feedback'ler akıyor ve hepsinin üzerinden prompt'lar iyileştiriliyor, modeller iyileştiriliyor. Şu an mesela şey limitleri var. Diyor ki Copilot ben 20-30 tane tablo varsa şu anda desteklemiyorum diyor. Bir süre sonra bu limit tamamen kalkacak. Veri modeli aşırı kompleksse diyor ki bu çok aşırı kompleks bir veri modeliymiş gibi her şeyin üzerinde limitler var. Private Preview'de ve Public Preview'de bunlar oluyor. Tamamen General Available olduğunda ortadan kalkacak. Artı Türkçe Şimdi, desteği de çok yeterli değil maalesef şu aşamada. Evet, şu an Türkçe desteği ofisli olarak yok bu arada. Hı -hı. E, dolaylı olarak yaptırabiliyoruz, Türkçe konuşturabiliyoruz. Onu da göstereceğim. Bir diğer konu Data Summarization konusu. Data summarization da şu, ben e, ekrana bir Narrative görseli koyuyorum. Ama bu Narrative with copilot diye geçen bir görsel. Bu görseli ekrana eklediğimde, prompt'la burada şu insightları bana ver diyorum. Özellikle şu konulardan bahset. Ya da leadership'ten gelme ihtimali olan şeyleri e, cevapla. Şu dilde yaz, şu emojileri kullan ya da bol bol emoji kullan gibi bir prompt verebiliyorum ve verdiğim prompt'a göre ekrandaki visualları, burası kritik. Narrative feature'ı ekrandaki visualları özetliyor kendisi default olarak. Ekranda olmayan bir alana gidip bir şey sorgulamıyor. Ekrandaki virajlardan anlamlı insightlar çıkartmaya çalışıyor. Diyor ki atıyorum, Flet giderken bir anda çok artış olmuş. Evet, Bütün büyüme bana hep. Buyurun. Ha, Yanlışlıkla mikrofon açarsın. Yok, evet. Gibi e, bir açıklama yapıyor ve bu açıklamaların üzerindeki şuradaki rakamlara tıkladığında da bana hangi görselden bunu elde ettiğini söylüyor. Şimdi bunu da çok hızlıca bir videoda görelim. Sonrasında da e, detayına yine bakarız. Burada mesela bir narratif yazmış. Bu narratifi nasıl yazmış? Şu anda bu eski tasarım bu arada. Şu source kısmı çok daha şık bu şekilde bir sürü yazı şeklinde değil. Diyorum ki istediğim şey packleri listele. Üzerine ek olarak şeyi de seçiyorum. Daha fazla promptuma ne yazmak istiyorsam. Bol bol emoji kullan dediğimde emojilerle işte ülkeleri vesaire bana açıklıyor. Ve biraz daha farklı bir şekilde de daha detaylı bir şey isteyebilirim. Sadece şu konulardan bahset. İşte Hawaii dışındaki şeylere bakma vesaire gibi bir açıklama yazıp bu açıklamaya uygun bir şekilde bana bir metin yazmasını isteyebilirim. Bu özellikle eksekutiflere yönelik raporlar için çok kullanışlı bir şey. Çünkü her ay ya da her hafta böyle bir text narrative oluşturmak gerekiyorsa ben bunu PowerPoint'e koyacağım. Koyduğumda yanında bir de açıklama yazsın. Bunun bir raporun özeti gibi aslında. Sunabiliyorsunuz ve interaktif. Yani ben buradan bir şey seçtiğimde spesifik bir segment ya da bir diri Drill ya da Selection yaptığımda otomatik olarak bu text update oluyor. Tamamen seçimlerime göre yeniden bir insight çıkartıyor. Bu şekilde bir özellik. Şimdi bunu da e, düşüneyim. Bir sonraki aşamaya geçmeden bunu bir Türkçesine ve nasıl çalıştığını görelim isterseniz. Evet. Şimdi burada çok basit e, görüntü olarak ortalama bir şeyimiz var, raporumuz var. Bu raporda e, özellikle bu naratif özelliğini göstermek için aslında oluşturduk. Neyi görüyorum? Basit bir data setim var. Data sete önce bakalım hep birlikte. Tek tabloydu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, turizm data diye. İçerisinde de birkaç tane sütun var. İşte kişi başına harcama. Sütun başlıkları tamamen Türkçe ve e, içerisinde böyle 1000 TL gibi ifadeler vesaire de var. Ve ben Copilot'a Önce sıfırdan diyorum ki yeni bir rapor yapmak istiyorum. Önce onu deneyelim diyorum. Suggest content for this report dediğimde ne yapacak? Buradaki şemaya bakacak hiç major yok. Bu arada biraz kötü bir örnek oluyor ama birazdan majorlasını da gösteririm. Hemen diyor ki bu turizm revenue analize yapılabilir. Benim şu an Power BI arayüz dilim İngilizce olduğu için buradaki yazılar İngilizce çıktı. Sütunlarımın hangi dilde olduğunu hiçbir önemi yok, hangi alfabede olduğunu hiçbir önemi yok, gayet güzel zaten şey yapabiliyor, e, anlayabiliyor ve istersem diyorum ki bunu olduğu gibi gönderebilirim ya da hayır altına şey diyorum mesela e, put year and e, ne filtresi koysun year and month filter to top diyorum mesela en tepede bu filtreler olsun dedim ve bir tasarım yapmasını istiyorum. Benim dedike ortam olmadığı için bazen yavaş bazen çok hızlı oluyor. O yüzden uzun sürerse şimdiden şeyimi yapmış olayım. Hatta şu an bir dakika ben bu fabrik kapasitesini pause ettim galiba. Yanlış yerde çalıştırıyorum. Neyse. Çalışacak mı bakalım. Olmadı. Diğer tarafa geçerim. Hı, yaptı geçti olsa. Şimdi ne yaptı? Turizm azlık yok ve major yok. O yüzden çok güzel bir şey yapamadı. Neden yapamadı? Dedi ki gediri koydum. Ee, aya göre kırmış. Aslında seasonality'yi göstermiş ama neredeyse aynı şeye çıkmış. Gerçi yok. Birisi tutar, birisi ziyaretçi sayısı ama ikisi birbirine paralel olduğu için böyle bir görüntü çıktı. Aslında biri kişi sayısı, birisi de revenue. Ama şeye de bağlamasını beklerdim. En azından aynı görsel üzerinde mesela şu ikisini birleştirebilirdi. Daha şık olabilirdi. Şeyi anlamış. Yukarıya ay ve yıl filtresini koymuş. Yukarıdan bir seçim yapıp e, onu da inceleyebilirim. Renklerle ilgili vesaire. Burada şu anda geliştirme devam ediyor. Daha e, renk seçimleri ya da aynı görselde farklı şeyleri toplama, legend koyma vesaire konuları biraz daha ileriki aşamada gelecek. Yani çok daha görsel olarak zengin görseller oluşturabilecek. Burada neden bu kadar mavi mavi yaptı emin değilim. Neden bunu söylüyorum? Hemen başka bir şeye geçeyim. Ee, şurada mesela başka bir rapor var. diye düşünüyorum bir açısın. Orada Copilot e, F64 eskiye geliyor. F64 6000 dolardan başlayın. Evet. Harbi <laughs> ee, Aynen. Şimdi burada deneyelim. Biraz daha daha gerçekçi bir veri modeli var. Farklı dimensionlar var. Fact tablosu var. Date dimensionı var. Yine bir öneride bulunmasını istiyorum görsel kalitesi de aslında dolaylı olarak artacak. Çünkü daha boyutları olan bir veri. Diyorum ki evet sales performansı göster ülke bazında farklı boyutlarla create diyorum direkt. Ve bir rapor oluşturmasını istiyorum. Bu arada ben şeyi de açayım. Eee, değil. Biraz önceki e, dataset'teki narrative'i de göstereyim. Kendisi tasarımı yaparken bakayım tasarım. Ha. Burada bakın çıkarttı. Bu kez e, ne yaptı? Bir dimension olduğu için, kategori dimension olduğu için bol bol ona da gör, ona göre de kırmış. Kategoriye göre, segmente göre fiyatın average'i almak yine yani mantıksız bir şey yapmamış. Çoğu şeyi discount'ın toplamını almak, price'ın average'ini almak. Bunlar da bu arada kendisinin yaptığı kararlar yine. Doğrudan şeyleri kullanarak ham sütunları kullanarak bunların da şeyini yapmış, kullanmış dolayısıyla da fena olmayan en azından talebime uygun bir rapor çıkarttı. Şimdi gelelim narative bakın burada bir naratif örneği görüyorsunuz birkaç tane şeyde açıklamış demiş ki ziyaretçi sayısı en çok şurada arttı 2020 yılına kıyasla 2023'te çok ciddi bir büyüme oldu çünkü burada pandemi vardı vesaire gösteriyor ve bunu bana nereden buldun elde ettin diye sorduğumda da diyor ki ben bunu iki tane şeyden elde ettim. E, calculate de edebiliyor. Şu %260'ı zaten kendisi calculate etti sonuçta. Görselde yok bu bilgi. Ya da başka bir görselden de demiş ki e, önemli derecede yüksektir demiş. Bunu da şuraya göre hesaplamış göstermiş. Bir seçim yaptığımda seçime göre bu görselde refresh olacak ve bana diyecek ki Mayıs ayındaki seçime göre şöyle bir durum var. Bütün yılların Mayıs aylarını şimdi karşılaştıracak ve ona göre bir insight çıkartmaya çalışacak. Mesela Mayıs için daha fazla şey çıkarttı. Biraz daha farklı konulardan açıklamalar yaptı. Verinin üzerinde ne kadar insight varsa şu an verim çok boyutlu bir veri değil. Bu şekilde açıklamalar yapıyor. Ben bunun için ne yazdım peki e, promptum neydi onu da göstereyim. Summarize data dedim. Bullet list olsun dedim. Type in Turkish language dedim. Bu komutu verdiğim için bana Türkçe olarak bir narrative yazdı. Bunu söylemeseydim default dilimle İngilizce o yüzden İngilizce yazacaktı. Dolayısıyla dil konusunda şu anda burada en azından dili değiştir diyebiliyorum. Peki şurada diyebiliyor muyum? Şimdi oraya geldim. Ee, bu rapora ister re, Reading View'de istersem de Edit View'de Copilot açabiliyorum. Şu an görüntüleme modunda açtım. Şuradaki seçimi kaldırdım ve e, Türkçe olarak diyorum ki mesela. Insight'ları önce bir listele diyelim, bir İngilizce çıkarsın, Sonrasında da bunun aynısını Türkçe isteyeceğim. Çıkarttı. Özellikle e, bu senaryoyu deniyorum. Büyük ihtimalle bana şimdi kızacak, hata verecek. Çünkü Türkçe resmi olarak desteklenmeyen dil. Bilerek size göstermek istedim bunu. O yüzden de şu anda diyor ki sadece ben İngilizce cevap verebilirim. Bunun sebebi içeride testlerin yapılması. Ee, yani dalga dalga aslında sırasıyla bütün diller yavaş yavaş desteklenmeye başlayacak. Şimdilik burada çok kısıtlı sayıda e, hatta şu anda sadece İngilizce destekleniyor. Bunu geçmenin birkaç yolu var. Ee, Trick diyebileceğim. Bunu yap diyorum. Ee, sonra da give response in Turkish diyorum mesela Ya da son cümleyi Türkçe yazabilirim. Bu arada ona da kızdı. Ben buna bir yol bulmuştum. <laughs> Birazdan en kötü bulduğum örneği göstereceğim. Evet. Şu an şey yapmaya çalışıyorum aslında jailbreak yapmaya çalışıyorum bir nevi. Diyorum ki sen hesaplama bana Türkçe söyle çünkü o yetkinin aslında arkada olduğunu biliyorum ama cevap vermedi. Bunun yapılmış örneğini göstereyim size çünkü bir şekilde elde ettik. Müsaadenizle şuraya zıplıyorum. Ve hemen. Evet. Hatta birkaç soru sorup e, sonrasında Türkçe soruyu direkt sorduğunuzda gayet düzgün cevaplar veriyor. Yani bu yetkinlik çok yakın bir zamanda Türkçe'ye de gelecek onu söylemek için bunu söyledim. Nasıl naratifde yazıyorsa burada da sorduğum soruya bakın e, şu an Türkçe soruya İngilizce cevap verdi. 2020 yılında neden bir düşüş olabilir diye bir soru sorduğumda pandemi sebebiyle olabilir gibi bir açıklamayı da yapabiliyor. Artış yüzdesi yüzde kaçtır diye sorduğumda yine Türkçe olarak artışa dair bu arada year over year ya da month over month herhangi bir metrim yok major'ım yok gidip hesap yapıyor. Diyor ki 2023 değeri şu ondan onu çıkarttım. Bunu 100 ile çarptım ve bulduğum değer 283 diyebiliyor. Bu da calculated bir şekilde sonuç getirme fonksiyonu. Ve son soruda fark ettiniz mi? Bir süre Türkçe konuştuktan sonra bana Türkçe cevap vermeye başladı. Ee, başta cevabını İngilizce verdi. Ben ikinciyi de Türkçe sordum. Üçüncüyü de Türkçe sordum ve artık cevabı da Türkçe vermeye başladı. Dolayısıyla teknik yetkinlik gayet var. Sadece şu anda kısıtlar var. Yeterince test yapılmadığı için. Bir soru var mı buralarla ilgili? Chat window'da da yok. Tamamdır Her sorunuz varsa yazabilirsiniz. Peki tekrar o zaman. Şuraya dönüyorum. Şimdi e, fabriği bugün anlatmayacağız baştan ama fabriğin ne olduğunu bilmeyenler için fabrik aslında power BI'yi da artık içine alan ve içerisinde bütün data ile ilgili, data analitik ile ilgili, data integration'dan tutun data engineering'e, warehouse tasarlamaya, real time streaming analize ve data scientistlerin kullanabileceği bütün Spark alt yapısı, Big Data alt yapısına hepsini barındıran bir kutu. İçerisinde hepsi var ve tek bir arayüzden tek bir kaynakla yönetiliyor. Aslında şu arayüzde normalde belki duyduğunuz işte Azure Data Factory, Data Lake, Spark alt yapısı, Synapse Synapse ile e, bağlı Azure Analysis Services vesaire bu ekranda gördüğünüz neredeyse hepsi şu anda Software as e a Service olarak Fabric içerisinde de sunulmaya başlandı. Ayrı ayrı da bunlar var hala, Data Faktörü kaybolmadı ya da e, discontinue olmayacak ama ben bunu daha basit bir şekilde yönetmek istiyorum, Software as e a Service'e çevirmek istiyorum diyen müşteriler için çok daha kolay bir alternatif var, o da Fabric. Fabrik sadece bir, şey yapmıyor. Bir, bir araya girebilir miyim Mustafa? Bir şey sorusu var. Onu Senin de cevaplamanda fayda var. Copilot'u kullandığımız zaman verimiz başka yere gidiyor mu bizim bilgimiz haricinde falan gibilerinden bir güvenlik açığı var mı sorusu var. Fabrik ilgili birkaç şey de ben eklemek istiyorum sonra. Tamam hemen ben cevap vereyim. E, veriniz bir yerlere tabii ki gidiyor ama güvensiz bir yere gitmiyor. Veriniz e, Azure OpenAI'ye gidiyor. Sizin tanıtınızda gidiyor ayrı bir external party ya da Microsoft'un buna erişimi yok, kaydedilmiyor. Bunun da garantisini veriyor. Yani net model training için kullanılıyor, OpenAI ile zaten paylaşılmıyor. Çünkü OpenAI'in modeli kullanılmıyor burada. Yani OpenAI'in modelinin bir kopyası Azure OpenAI'daki GPT-4 kullanılıyor. Ve kurumsal olarak kullandığınız için ne input ne output zaten hepsi encrypted bir şekilde gidiyor geliyor. Veri merkezleri arasında da geçiyor ama bir yere de kaydedilmiyor. Hiçbir şekilde bunun training için kullanılmayacağını da garantisini Microsoft hukuki olarak veriyor. Evet o en büyük şeylerden, endişelerden biri olabilir. Tenant ayarlarında da bununla ilgili bir şeyleri açmak gerekiyor. Uyarılarda bulunuyor o, vesaire falan O tenant ayarı şey için, e, lokasyon dışına çıkabilir uyarısı evet, aslında. Evet, aynen. Bunun sebebi şu, OpenAI, Azure OpenAI şu anda dünyadaki bütün Azure veri merkezlerinde yok. Power BI'nin olduğu her yerde olmadığı için, Admin olarak sizin şeyi onaylamanız gerekiyor. Ben bu ayarı aç yani kullanırsam, benim belki Power BI ortamım West Europe'da ama ee, OpenAI sorguları Sweden Euro, ee, işte Sweden West'e gidebilir. Yani üç ülke yukarıda başka bir veri merkezinden de o sorunun cevabını alabilir. Buna onay veriyor musun diyor. E, bu da şeyle alakalı. Bu geniş dil modelleri dediğim gibi her yerde yok. İnanılmaz büyük olduğu için binlerce CPU hatta on binlerce işte CPU, GPU kullanıldığı için o şu anda o kadar yaygın değil. Bir süre sonra muhtemelen zaten her veri merkezinde eğer olursa böyle e, bir veri taşıma gereksinimi de ortadan kalkar. Aynen fabrikle ilgili de şöyle söyleyebilirim. Fabrik ne kadar oldu? Bir 6 ay olmadı GA olalı daha da kısa Hı -hı. sürede daha önce Azure'da ayrık duran ayrı ayrı servisler olarak kiralayabileceğimiz kullanabileceğimiz bileceğimiz Data Factory, Synapse Analytics vs. Servis, servislerin biraz daha Unified yani birleştirilmiş tek tek bir çatı altından sunulan bir ortamı gibi o servisler ayrık olarak hala da var. Hı -hı. Önümüzdeki dönemde ben hem blog sitesinden hem YouTube kanalında Fabrika ağırlıklı şeyler çekeceğim. Çünkü çok fazla bir şey var. Content üretimi var gibi gözükse de son kullanıcı, developer vesaire tarafına tam bir kafa karışıklığı yarattı gibi hissediyorum ben. Hı hı. Eğer ee, bir o, üye olma şansınız varsa şimdiden olun fabrik yazıları yoğunluklu olarak başlayacak. Benzer şekilde YouTube kanalına da. Seninle de birkaç miktar yaparız gene diye tahmin ediyorum. Yaparız, tabii planlarız. <laughs> ee, burada bu tuğulları bilenler için zaten şeyi anlamak basit olacaktır. Tam olarak hangi fonksiyonlar var ama gerçekten dataya dokunan bütün konular şu anda yavaş yavaş fabriğe geliyor. Şu anda fundamental her şey var bu arada. Direkt GA de oldu. Kullanan büyük kurumsal müşteriler de var. Türkiye'de de var, dünyada da var. Bunun bir adım ötesi de geliyor. Deli gibi yeni ürün, yeni özellik ekleniyor. Data ile ilgili artık bundan sonra görünen o ki Microsoft'un yaptığı bütün yatırımların ee, fabrik dışında da olabilir. Fabrik içinde de bir versiyonu olacak. Software as a service hale getirmek çünkü bayağı bir şey optimize ediyor. Ee, yani yeni işe başlayan birisinin bunları kullanımından başlayıp teknik olarak bu verileri eriştirmek, yönetmek, yetkilendirmek, polis uygulamak vesaire vesaire binlerce yani şey sayabiliriz burada aslında ya da onlarca e, fayda sayabiliriz. Hepsini getiriyor ve teknik olarak da sadece bir şey değil bir araya getirme değil ek eskiden olmayan teknolojiler de var içinde gömülü. Bugün konumuz o değil. O yüzden detayına girmeyeceğim. Ama mesela şu konu bence önemli. One Lake diye bir yapı var. Bunu şey gibi düşünün. Workspace'lerin hepsinin storage katmanı gibi düşünün. Ve sadece Power BI raporları için değil. Bütün objeler için bunu kullanıyorsunuz. Delta Parke formatında verileri tutuyor. Ve bu şeyi sağlıyor. Incremental Refresh yönetimi çok daha kolay. Çok daha performanslı. Detayına girmiyorum. Buraları geçiyorum. Asıl konum şu. Şu slide. Şimdi Power BI'de ne vardı bizim? Direct query ve import. Direct query canlı bağlanıyor, çalışıyor database'den. importdaysa veriyi in memory tabular modele cache'liyordu. Şimdi direct lake diye bir mod geliyor. Bu doğrudan one lake'deki o storage katmanına raporun doğrudan sorgu atmasını sağlıyor. Dax query lake'e kadar iletiliyor ve lake'in e, kaynağı, kaynak tüketimi tabular modele göre çok daha düşük ama neredeyse aynı performansı ben alabiliyorum. Dolayısıyla da çok daha efficient, kolay yönetilen bir yapı var ve processing de çok kolay. Çünkü Lake'de Delta Parke formatında ben mesela 2020 dataları var bir CSV yanına bir CSV daha ekliyorum 2023 dataları ve direkt processing diye bir şey yok. Koyduğum anda dosyayı zaten Delta Parke formatında koyduysam raporum güncel hale gelebiliyor. Dolayısıyla da bir bunun gibi bir sürü farklı konu var. External kaynaklara bağlama, Amazon'a Google'a shortcut atma, virtualization yapar gibi Hiç taşımadan onlara sorgu atma gibi konular da var ama Konumuz değil o yüzden Hızlı hızlı geçtim ben son başlığa geliyorum şimdi buradaki AI konularına Geçtim burayı Power BI'ye zaten baktık şimdi Copilot'ın Fabrik içerisinde Birkaç tane daha e, özelliğini görmeye başladık. Bir Fabry'in içerisindeki LayKaos'ta ben e, Spark alt yapısı var. Spark alt üzerinde Python kodu yazabiliyorum. Ve Python kodu yazarken yine bir Copilot asistan penceresi var sağ tarafta. Diyorum ki bir Machine Learning modeli yapmam lazım. Churn hesaplamam lazım. Bana yardımcı oluyor. Ve e, şuradaki aksiyonlara tıkladığımda da benim için kod yazmaya başlıyor. Diyor ki datana ben baktım. Şunlar yapılabilir. Churn'ı hesaplamak için şu sütunları koy. Beğendiğim haliyle alıyorum, sol tarafa ekle diyorum. Add to notebook dediğimde benim için oradaki kod parçasını sola ekliyor. Sonra çalıştırıyorum, bir sonraki aşama, bir sonraki aşama aslında Python yazarken bana yardımcı oluyor. Ya da genetik yayın oldu mesela datayı keşfetmek için diyorum ki feature'ları çıkart. Machine learning için önemli bir aşama ve benim için bu kodları yazıyor. Dolayısıyla süreci hızlandırıyor ya da bir kod yazdım, kodu optimize et diyorum, gereksiz adımlar varsa onları siliyor bir bug varsa çalışmayan bir hata durumu varsa hatayı çözüyor. Dolayısıyla pro developerlar için machine learning data scientistler için machine learning yapan kullanışlı bir özellik. Gelelim en can alıcı ya da böyle çarpıcı özelliğe. O da şu dataya soru sorma ama bir rapor bile açmadan. Bu ne demek? Ben Power BI'da halihazırda bir daha doğrusu fabrikte bir laykaosum var. Lakehouse'a istediğim her türlü veriyi atıyorum. Structure'dan structure. Tablo olarak tanımlayabiliyorum. Delta parke formatına dönüşüyor ve artık sütunları olan satırlar olan bir tablo. 1 milyar satırda olabilir, 100 milyar satırda olabilir. Üzerinde ekli ekliye de götürebildiğim, büyütebildiğim bir yapı var. Ve bir sürü tablo var. Tablo arasında henüz ilişki kurmadım. Bir de üzerine dosyalar attım. Bir yandan şeyler geliştirdim. Bu kadar ileri hızlı gitmeyeyim. Sonra diyorum ki ben bunlar üzerinden bir tane chatbot yapmak istiyorum. Ve bu tabloları dahil ettiğim için artık chatbot'a soru sorduğumda otomatik olarak kendisi bir SQL cümlesiyle bu sorunun cevabını bulmaya çalışıyor. Çalıştırıyor sorguyu ve bana sorunun cevabını doğrudan response olarak verebiliyor. Şu anda şu 5 tabloyu dahil etmiştim. Diyorum ki warehouse'u da kullanarak bu soruya cevap ver. Bir de Power BI'deki şu data setleri de kullan. Yani semantik modelleri de burada tabular modelleri de seçebiliyorum. Diyorum ki şu üç tabular modelden beslenen bana bir tane chatbot yap dediğimde otomatik olarak bunlarla konuşabildiğim bir şey yapabiliyorum. Bakın burada add data'ya tıkladığımda mevcuttaki farklı workspace'lerdeki data setleri de seçebiliyorum. Dolayısıyla birden fazla data setten konuşan ve insanlara cevap veren bir chatbot oluşturdum. Biraz daha fine tuning yapmam mümkün bu arada. Ee, yani şeyini verebiliyorum. Bu asistan hangi dille konuşsun, hangi konulara cevap versin, vermesin gibi biraz daha burada fine tune edebiliyorum promptumu. Sonrasında da bunu yayınla dediğimde Microsoft 365 Copilot'ın içine bu sefer bunu yayınlıyorum. Ve artık herhangi birisi bir müşteriyle ilgili bir soru sorduğunda mesela ben orada dedim ki şu müşterideki son durum ne? Ne yapıyor? Hem gidiyor benim e-maillerimde diyor ki en son bir mail gelmişti kontrat yenileme ile ilgili diyor. Bir PowerPoint dosyası var diyor. Geçen gün toplantıda Jeff sunmuştu diyor. Bu normal Copilot'ın özellikleri 1 ve 2. Üçüncü madde ne? Power BI Copilot'tan gelen daha doğrusu Fabric Copilot'tan gelen ee, bir insight diyor ki Ocaktan beri 250.000 dolar burada Ciro'da bir artış oldu diyor ve ek bir soru sorarsam Copilot buradaki Microsoft Teams'in içerisindeki jenerik Copilot konunun kontekstini anlıyor diyor ki ha sen Ciro ile ilgili bir şey soruyorsun o zaman bu sorunun cevabı en iyi fabriktedir diyor ve oradan bana cevap verebiliyor ben şimdi ne yapacağım mesela hangi bölgede en çok artış oldu diyorum bu müşteri için ve diyor ki en çok artış IMEA'dan oldu. A, i̇kinci sırada da apak var diyor. Ve bu soruların cevabını nereden bulduğunu bana söylüyor. Dolayısıyla da jenerik soru sorabildiğiniz bir chatbot deneyimi oluşturmak mümkün hale geliyor. Peki bu şu an hangi aşamada? Bunu da şu anda henüz müşterilerimize sunmadık ama private preview'da diyebilirim. E, temelde e, şöyle bir deneyim sunacak. Göstereyim. Ben şu an size şeyi göstereceğim önce deneme ekranını değil mi? Heh. Kaydıralım böyle kaydıra kaydıra aynı. Şimdi, e, elimde bir data var. Bu data işte segment, ülke, yıl bazında bana şey sunuyor. Hatta datanın içeriğine bakmak için şöyle diyorum önce. E, ne diyelim? Sales by year and company diye, country diyelim. Bu sorumu arka tarafta aslında SQL query'sine dönüştürüyor. Ben özellikle onu da açtım gösterebilmek için size. Önce bir sorguya dönüştürüyor, sonrasında da o sorguyu preview olarak da bana response veriyor. Burası geliştirme arayüzü hala. Bakın dedi ki senin sorgunun cevabı için cevabı verdi. Sonra da dedi ki bu şekilde yazabilirim ben o sorunun cevabını buyireann country dedi. Gayet güzel. Sonra ben burada istersem ek soru soruyorum. Diyorum ki Kanada and Meksiko uh, total revenue in 2013 gibi bir soru sordum. Yine benzer bir şekilde ne yapacak? Hemen bakın bu sefer çok daha hızlı yazdı ve cevap verdi. Çünkü keşe şeyi aldı datayı. Ee, dedi ki bu şekilde bir sorgu yazabilirim ve sorguyu yazdım dedi, hesapladım dedi, direkt cevabı getirdi. Burada deneme yapıyorsunuz. Eğer bir hata varsa iyileştirmek için şuraya promptu iyileştirecek komutlar verebiliyorsunuz. Mesela ben şey dedim. Last month derse birisi dedim. Gidip de şu andaki son tarihi alma. Date tablosundaki son tarihi al dedim. Böylece ben buraya son ay ya da total revenue for last month dediğimde ne yapmasını bekliyorum? Yazdığı sorguda max gibi bir şey yazmasını ya da şu andaki tarihten bir ay öncesi mesela dediğimi aslında şu an tam dikkate almadı ve dedi ki data yok. Şöyle tekrar sorayım. Bunu dikkate henüz almıyor belli ki. Ee, soruyu değiştiriyorum last month available in the dataset diyelim. İşte buralar birazcık iyileşme alanları. Bakın yaptı şu anda. Dedi ki financial tablosundaki son tarihi aldı. Date'i buna eşitledi ve cevabı getirdi. Ve aldığım cevap şu anda aslında son ayın toplam cirosu doğru bir cevap olmuş oldu. Sonra sonuna dedim ki bir de buy country dedim. Yine güzel bir şekilde kırdı. Bu preview yaptıktan sonra yani şeyi. Nasıl çalıştığını görüp denedikten sonra ben bunu publish et diyorum. Bir ai skill olarak sonrasında da artık teams içerisinde eğer admin de bunu onaylarsa erişilebilir hale geliyor. Bir sorusu olan yoksa. Bu örneğe de bakmış olduk. Şimdilik yok. Var. Ve şeyden de bahsettim e, fabrikteki. Hani yeni gelen özellikler konusunda da burada gördüğünüz preview'da o kadar çok özellik var ki şu anda e, gelen doğrudan bir database geliyor SQL database yani data warehouse değil. Normal managed database hizmeti, Azure SQL Database'in Fabric içinde yönetilen bir versiyonu geliyor. Bu ne demek? Read write da yapabildiğiniz bir database demek. Ee, data partitioner vesaire zaten kullanılıyor. Şu anda preview olmayan özellikler. AI SQL biraz önce gösterdiğim özellik. Bunun dışında e, streaming data, data e, tarafında çok fazla özellik var. Burada event stream dediğimiz akan veri, akan veriyi root etme, işte oradan event trigger etme e, senaryoları ve yine önemli ve yeni konulardan birisi real time dashboard ile ilgili de bir takım yeni özellikler geliyor. E, bunlar hep fabrik tarafına aşama aşama eklenen konular. Bugün konusu değil o yüzden detayına girmeyeyim. Bugün daha çok hep AI copilot ekseninde konuştuk. Şimdi bir şey daha önemli bir detay daha. Power BI Copilot Burada bir önerilen adımlarla ilgili şeyler var. Şimdi work well, iyi çalışması için modelinizi update etme ile ilgili öneriler var. Burada diyor ki tablo bağlarken şuna dikkat et. Major isminde bunları kullan. İşte isminde total sales vesaire bu şekilde yazsın. Size aslında bazılarını en başta söylemiştim. Dikkat edilmesi gereken şeyleri olabildiğince anlatıyor. bir okumanızı, göz atmanızı tavsiye ederim. bunun dışında şu anda hani net olarak söyleyeceğim bir limitasyon yok. Halil zaten bahsetti. Minimum Power BI Premium P1 ya da F64 gerekiyor. E, F64 Azure üzerinden alınan PSGO versiyonu. P1 de Lisans olarak alan bazı kurumlarda var yine Türkiye'de de hatta bayağı bir kurumda var. Bu lisans içerisinden de bu özellikler kullanılabiliyor. Bunun anlamı bir yerde eğer kişisel olarak developersanız bu özellikleri test etmek çok kolay değil. Çünkü lisanslar oldukça pahalı. Ama gittiği evet. yere takip etmekte fayda var. Yani şu anki durumu böyle olabilir ama 6 ay sonra farklı bir konumda olacak. Ben şu taraflarını başarılı buldum. E, co eğer structured bir soru sorarsan bir SQL select cümlesinde from'lu, grup by'lı, max'lı, min'li, işte önceki seneli, önceki aylı gayet güzel cevap veriyor. Metrini de yazıyor, görselini de oluşturuyor. Ama biraz kompleks bir e, misal DAX metriği olabilir veya sorusu olabilir görselleştirmesini istediğimiz biraz kompleks olmaya başladığı zaman takılıyor. Kulağı tırnak içerisinde söylüyorum, yani dört ay önce uydurduğu fonksiyonu bugün doğru yazıyor. ChatGPT bir problem olmaksızın, o yüzden üzerinde gözümüzün olması gereken noktalardan biri. Ama şu aşamada şu çok güzel, mesela timse getirip veya başka uygulamalara getirip birden fazla dataset üzerinden model üzerinden veri seti üzerinden hepsini harmanlayıp getirebiliyor olması teknik olarak çok skill gerektiren bir, iş. Onu hızlı yap yapabiliyor olması inanılmaz. Çünkü bir data orada, bir data orada. Aralarında doğrudan bağlantı yok. Biri data lake'te duruyor, birisi başka yerde duruyor falan filan. Yani gelecek vaat ettiği kesin. Ama Microsoft bu kadar çok fazla ürünü fabrikte, Copilot'ta bir anda lanse edince hangisinin nereden, nasıl şekilde takip edelim Bizim için çok kolay olmuyor. Onu da söyleyeyim Hı. feedback olarak. Yani e, bizim için de kolay olmuyor. <laughs> Her gün yeni update, yeni özellik blogu bile takip etmek. Eskiden Power BI blogu takip ediyorduk. Şimdi bir de Fabrik blog var. E, <laughs> dolayısıyla da çok kolay olmuyor. Aynen öyle. E, benim online eğitim kayıtlarım var. Fabrik'e girdiğim kısımlardaki başladığım ekranlarla bitirdiğim kısımlar aynı değil. Öyle değil. Ki arada bir ay anca var. İsimlikler. Şimdi peki. burada bir şeyden daha bahsedeyim. <laughs> ee, Power BI içerisindeki Q&A ile fabrik e, Fabric Copilot içindeki Q&A bunların ayrımından bahsedeyim. Şimdi ben bu şekilde bir rapor yaptığımda hatta şöyle göstereyim bunu. müsaadenizle Yine deminki şu örnek dummy datayı açacağım. Şimdi e, raporun içerisinde Q&A görseli vardı. Bu şu anda sadece hala İngilizce destekliyor. Ama buraya da bir akıllı özellik geldi. O da şu: Ben yanlış bir şey yazdığımda Google'daki Did you mean gibi bunu mu demek istedin demeye başladı. Bu birazcık konuyu iyileştiren bir şey. Çünkü birebir doğru şeyi yazmasam da veri modeline bakıp benim yazdığım şeyi biraz daha iyileştirebiliyor. İkincisi bu Q&A'nın ee, zaten ayrı bir dokümantasyonu var. Sinonim ekleme. İşte bu sütunun şu sinonimi de vardır. Erkek aynı zamanda maildir. Şu aslında şudur gibi sinonimleri ben modelime ekleyip zenginleştirerek copilot'ın da yapma ihtimali olan hataları aslında elimine ediyorum. Çünkü metadata'yı zenginleştiriyorum. Dolayısıyla ben şunu söylediğimde de bunu söylediğimde de bu sütunu anlasın. Asla sütuna hiç gitmesin istiyorsam copilot içinde yine yapacağım şey QNA setup ekranında Power BI Desktop'ta bunu kısıtlamak, iyileştirmek. Onun da altını çizmekte fayda var. Yani şurası ölmüyor QNA setup kısmı. Aksine şey içinde kullanılmaya başlanıyor. E, copilot içinde. Bu iki QNA Copilot'a sormak versus QNA'ya sormak e, orta uzun vadede birbiriyle merge olacak. Tamamen birleşecek. Ama şu anda ayrı ayrı birer pet olarak ilerliyor. Orada e, bu, bu konuyla da... ilgili daha önce de bir meetup yapmıştık. Ee, YouTube hı hı. kanalında bulabilirsiniz Power BI İstanbul'un. Yani modelinizde Türkçe metrikler olabilir, Türkçe tablolar olabilir, isimler olabilir vesaire. Onları kullanıyorsunuz ama orijinal dil hala İngilizce. Evet. Ama e, sinonimler yaratarak misal büyük şehir dediğinde neyi anlaması gerektiğini söyleyebiliyorsunuz. Büyük şehir deyince İstanbul, Ankara, İzmir anla gibilerinden. Aynen. Hatta e, mesajda işte burada görüyorsunuz order date man ben buna dönem demişim. Buraya şey de diyebiliyorum. Döneme göre. Döneme göre dendiği anda da bu sütunu sonuçta getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla hani biraz böyle bağlaçları falan da işin içine katıp biz şey elde edebiliyorduk. Neredeyse full Türkçe ben yazdığımda rastgele şeyler doğru cevapları getiriyordu ama Elelem varken, OpenAI varken bunlara yapmamıza gerek yok. Zaten artık sinonimleri de şeyle öneriyor bu arada. Copilot'la Sinonim Önerme diye bir özellik var. Kendisi burada sinonimleri dolduruyor, modeli iyileştirmeme yardımcı oluyor, bakıyor. Diyelim ki bunlar hep teknik terim yazmışım, alt tire filan koymuşum. Diğer versiyonlarını OpenAI kullanarak ekleyebiliyor. Üzerine ben yeni şeyleri de diyorum ki, bak şöyle bir şey gelirse her zaman şunu yap. İşte şu ifade şunun türüdür. Ee, bir şeyin sıfat mı fiil mi olduğunu, işte cost denirse Product katalogdaki şu sütunun yüksek olduğu anlamına gelir vesaire gibi şeyleri dahi öğretebiliyorum. Dolayısıyla da fine tuning yapmak gerekirse bu ekranlar kullanışlı. Ama fine tuning yapmadan doğrudan da zaten çalışıyor. Peki, eğer sorular varsa soruları alabiliriz. Chat ekranına yazabilirsiniz ya da mikrofonunuzu açıp sorabilirsiniz. Yani şey, Q&A tarafı gelişmeye çok açık. Son bir senedeki şeyleri oldukça verdiği cevaplar anlaması, algılayışı artıyor. Eğer teknik olarak ara sıra girip deneyip test ediyorsanız aradaki farkı anlıyorsunuz. Peki Olcay var mı sorunuz? Yok bana soruyorsunuz diye düşünüyorum Ali Bey. <laughs> Aynen. Benim Mustafa'ya bir sorum vardı da onu ayrıca özelden yazdım. Teknik bir soru değildi. Aha. Teşekkürler emeklerinize sağlık bu arada çok güzel bir sunumdu. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Copilot evet. Teams'te nasıl çalışıyordu? Bu kayıt bir ya da iki hafta sonra YouTube kanalında yayınlanacak. Orayı tekrar bulur, izlerseniz diye cevap vereceğim çünkü çok fazla vaktimiz kalmadı maalesef. Evet bir yorum gördüm şimdi e, Q&A nasıl Türkçe'ye çevirmemişler diye Q&A e, daha ilgincini söyleyeyim Q&A 9 yıl önce çıktı İngilizce dışında bir dil bile eklenmedi bunun birazcık sebebi el yoktu el elemin olmadığı bir dünyada e, her şeyi anlayan bağlaçları yüklemleri anlayan bir şey yapmak çok kolay değildi şu an teknoloji yeni geldi son bir yıldır elimizde o yüzden dil desteği konusu çok hızlı çözülüyor. Yani İspanyolca preview'da kaldı 5 yıl boyunca. İkinci dil olarak eklenemedi öyle söyleyeyim. Üçüncü bir dil hiç yoktu zaten. Valla İspanyolca Q&A desteği mi vardı preview future'larda? 7-8 sene falan evet. oldu herhalde. Aynen 8 senede preview'da çünkü onu e, kolay değil. yani e, O yüzden bu kadar çağ açıp çağ kapatıyor diyorlar şey için. Birlikte göreceğiz. Eğer genç developer arkadaşlar varsa ya da kariyerini bu alanda ilerletmek isteyen arkadaşlar varsa benim kendilerine tavsiyem nacizane birçok standart yapılabilir şeyi artık AI Copilot adı her ne olursa benzer teknolojiler yapmaya başladı. O yüzden ilgilendiğimiz konu hangisiyse onunla ilgili derinlik sahibi olmaktan başka çaremiz yok. Çünkü standarda artık bu tür uygulamalar yapabiliyor hale gelecek standardın çok üzerine bir derinliğe sahip olmakta fayda var kullandığımız ürünlerde ya da öğrenmeye çalıştığımız teknolojilerde benim fikrim o yönde e, ilerliyor. Peki tam da vaktimize sadık kalmışız. Saat tam bir saat oldu Çok teşekkürler herkese. Aynen. Ee, çok teşekkürler Mustafa. Ağzına sağlık. Gayet güzel örnekler. Lisans pahalı olmasa güzel ürün diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım orada ama da. Ge ama ge gelecektir hmm. yani. Birçok özelliği daha alt seviye lisansları da gelecektir diye tahmin ediyorum. Peki katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kaydı tekrar izlemek isterseniz Power BI İstanbul YouTube kanalında bir hafta sonra kaydı tekrar izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Emeklerinize sağlık. Biz teşekkür ederiz katıldığınız için.